Merhaba arkadaşlar. Limon asidik midir? Evet, asidiktir aslında ama vücuda girdikten sonra alkali etkisi yapar. Limon ya da diğer asidik meyveler belki idrarı daha asidik yapabilir. Ama bu böbreklerinizin çalıştığını gösteren bir durumdur. Kafa karıştıran şu. Limonun pH değeri 3 civarındayken nasıl oluyor da insan enzimlerinin pH değerini 7-30 civarına kadar çıkartabiliyor? Doğal sitrik asit neredeyse bütün bitkilerde ve canlı hücrelerde bulunuyor zaten. Canlı hücreler sitrik asit olmadan işlevlerini gerçekleştiremezler. Sitrik asit insan organizmasında da üretiliyor. Vücuda alınan gıdalardaki karbonhidrat, protein ve yağ gibi bileşkenlerin enerjiye dönüştürürken izledikleri yollardan birisi de sitrik asit döngüsü. Ya da bu döngüyü bulan kişinin adının verildiği şeklinde Krebs döngüsüdür. Krebs sözcüğü Almanca'da kanser anlamına geldiği için zaman içerisinde hatalı çeviri sonucu sitrik asit kanserojendir diye bir bilgi de ortaya çıkmış. Asılsız tabii, yanlış bir bilgi. Bu arada kimyasal sitrik asit ile doğal sitrik asidi birbirine karıştırmamak lazım. Yine yanlış bir bilgi olan limon tuzunun, yani sitrik asitin çoğu kişi tarafından limondan elde edilen bir şey olduğu düşünülüyor. O doğru değil. Limon tuzu denilen kimyasal sitrik asit limondan değil, şekerden elde edilen bir kimyasal. Doğal sitrik asit insan organizmasında da üretildiği ve vücut hücrelerinin normal bir bileşiği olduğu için yan etkisi olmadan parçalanabilir ve kullanılabilir. Tabii tüm kimyasallarda olduğu gibi sitrik asidin de bazı zararları var. Çok ciddi zararlar değil ama başlıca nedir onlar? Limon tuzu toz halindeyken ya da sıcak suda erimiş bir haldeyken solunursa solunum yollarını tahriş edebilir. Nadiren alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Kansere sebep olmaz. Cilde temas ederse cildi tahriş edebilir. Dolayısıyla çok ciddi bir etkisi yok. Yani zararları bunlar kısaca. Kısacası sitrik asit olan limon vücuda girince karaciğerde değişir ve ortaya çıkan reaksiyon sonucu alkali etki yapar. Ayrıca sitrik asit ağız yoluyla alındığında parçalanıp bikarbonat oluşur. Bu yüzden kendisi asit olmakla birlikte alkali etkisi yapar. Tabii parantez içinde şunu da belirtelim. Sitrat döngüsü hücre içi bir olaydır ve ayrı bir konudur. Antikoagülan etkisi sebebiyle kan komponentlerinde uzun süre muhafaza edilmesinde kullanılır. Diğer yandan limonda bulunan doğal sitrik asit kanın pH değerini yükseltir. Daha doğrusu insan enzimlerinin pH değerini yükseltir. Ayrıca kendi imkanlarınızla bunu yapacaksanız çeşme suyu kullanmamanızı tavsiye ederim. Yani birçok doktorun söylediği gibi pet şişe sular çeşme sularından daha zararlıdır diye bir durum söz konusu. Şimdi pet şişelerde bisfenol A ve dioksin gibi çok zararlı kimyasallar gerçekten var. Ama emin olun çeşme suyu bundan daha zararlıdır. Çünkü zaten onun içinde de bazı kimyasallar koyuluyor. Çeşme suyunun içinde klor vardır. Sitrik asit ile klorun birleşmesi sakıncalı. Dolayısıyla etkisini yitirir. Yanı sıra yine söz konusu oluyor, bazen soruyorlar bana. Kolloidal gümüşün de aynı şekilde çeşme suyuyla, yani klorla karışmaması gerekir. Çünkü kolloidal yapısını yitirir ve bozulur. Yani o sevmediğimiz pet şişelerdeki su çeşme suyundan daha iyi. Yani kötünün iyisi diye söyleyeyim ben size. Buradaki yapılan hata şu. Suya sadece kimyasal formülüyle bakmak. Şimdi suyun kimyasal formülü genellikle H2O ve bu su zehirli de olsa, iyi de olsa H2O değişmiyor. Önemli olan suyun moleküler dizilişidir. Şimdi bu su evimize gelene kadar çok yüksek basınç altında ve pis borulu
bulgular içerisinden dik açılar çizerek geliyor. Dikkat ederseniz doğada suyun, yani kaynak suyunun faydalı bir hale gelmesi aslında şu şekilde olur. Yukarıdan düşen su saf, yani tam olarak saf değil ama yine saf bir halde toprağa girer ve izlediği yol boyunca topraktaki mineralleri toplayarak faydalı bir hale gelir. Bu süre içinde suyun izlediği yol genellikle yumuşak hatlar çizerek ilerler. Yani su hiçbir zaman linear yol takip etmez. Spiral yolları takip eder. Ve belirli bir basınçta ilerler. Ama eve gelene kadar dediğim gibi dik açılar çizerek geliyor. Böyle çok yüksek basınç altında geliyor. 80 metreyi aşan herhangi bir borudan geçen su zaten enerjetik özelliğini yitiriyor. Yani burada önemli olan aslında suyun enerjetik yapısı, ki bundan başka bir videoda bahsetmeyi düşünüyorum. Çünkü o da çok ayrı ve uzun bir konu. Ama kısaca şunu söyleyeyim. Çeşme suyunun Bovis cinsinden değeri 1500 civarında. 3000 olduğu söyleniyor. Ben 3000 olana rastlamadım. Pet şişelerin Bovis cinsinden değeri 5000, enerjetik yapısından bahsediyorum. İçmeniz gereken suyun minimum değeri 7000 olmalıdır. Çünkü 6500'ün altındaki bütün maddeler sizin için sağlıksızdır. Kısacası şu var, aslında bu alkali su yapmak çok basit. Sağlıklı bir su bulun. Genellikle bu en sağlıklısı tabii doğal kaynak suyudur ama onu her zaman bulamayacağınız için pet şişe kullanacaksınız. İçine limon sıkın. Daha iyisi içine tuz da koyun. İçmeniz gereken su miktarı kilo çarpı 40'tır. Yani atıyorum 78 kiloysanız eğer 3120 santilitre içeceksiniz. Bahsettiğim suyun kullanımı da, tuzun kullanımı şöyle olacak. Kaya tuzu olacak. Kesinlikle rafine tuzu olmaması lazım. Çünkü rafine tuz zaten tuz değildir. Bir çeşit sanayi atığıdır. Bunu kullanırsanız eğer, hani doktorların dediği gibi tansiyonu yükseltir, çok fazla tuz zararlıdır değil, rafine tuz zararlıdır. Aradaki farkı bilmek lazım. Normalde bir litrelik bir kavanozun içerisine yarıya kadar kaya tuzunu doldurun ve bunun üzerine su ekleyin. Bu 8 ya da 24 saat içinde kendi kendine çözünür zaten. İllaki karıştırmanıza gerek yok. Kullanmanız gereken bu karışımdan, yani bu çözeltiden 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı gelecek şekilde ortalama. Yani gelmesi gereken rakam aslında 2 mililitre. Ama 2 mililitreyi saf tuz olarak düşünürseniz o fazla gelir. Bir çorba kaşığı koyacaksınız. Tahta kaşık kullanın, metal kaşık kullanmayın. Ya da cam kaşık kullanın ama metal kullanmayın. Bunu ekleyeceksiniz. Yanı sıra daha da iyisi şu var. İçine bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da zerdeçal koyun. Bu sayede antikanserojen bir madde oluşturmuş olursunuz. Yani koyacağınız şeyler 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı tuzlu su, karabiber, zerdeçal ve bir tane limonun suyu. Çankırı tuzu olabilir kullanacağınız tuz. Mümkün olduğunca cam gibi kristal şeffaf tuzları tercih edin. Ve bunu periyodik olarak sürekli kullanırsanız sağlığınıza ciddi anlamda faydası olacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim.